Varlıklı bazı erkek ve hanımlar, prensler, prensesler kaçıyor. Nasıl ki Musevi, birçok Musevi Alman, İkinci Dünya Harbi'nde Almanya'yı terk edip Amerika'ya, Avustralya, Namibya'ya, Güney Afrika'ya gittiyse, bazıları da nasıl olur? Beethoven'ın ülkesinde böyle bir katliam hiç ben düşünemiyorum. Burada kalacağım diyenler de maalesef Dachau, Auschwitz gibi temettüs kamplarında hayatlarını kaybettiler. Onlardan bir tanesi de Anna Marievich. Anna Marievich güzel bir kadın, hoş bir kadın, bir prenses ve kaçıyor, Rusya'dan kaçıyor. İstanbul'a geliyor. Osmanlı'ya sığınıyor o zaman. Hani yanlışım o zaman Cumhuriyetler kurulmak üzere. Atatürk'te bir ön planda. Ve bu İstanbul'da bir facia-i aşkta Anna Marievich başrolü oynuyor. Muhsin Ertuğrul'un ilk filmleri. Hemen akabinde bir ikinci film çekiyor. Boğaziçi'nin Esrarı. 1922. Sene 1927, pardon siz göremiyorsunuz galiba. İstanbul'da bir facia-i aşk ve Boğaziçi'nin Esrarı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba adlı eserinden kaynaklanarak, esinlenerek çekilmiş, senaryolaştırılmış. Eşref Kolçak Güran o zaman da Eşref tabii çocuk, çok küçük. Ama dediğim gibi bu şekilde devam ediyor ve tabii İstiklal Harbi, İstiklal Harbi'nin o kahramanlık destanını sergilemek üzere Ateşten Gömleği hazırlıyorlar 1923'te. Yine Bediye Muayet tabii. Ve Nehire Nehir. Ateşten Gömlek 1923. İstiklal Harbi'ni aktaran bir önemli milliyetçi hislerini ön plana çıkaran önemli bir film. Ondan sonra 1925'ler 26'da çoktur vaktimizi hepsini birden bütün detaylarını anlatmak istemiyorum. Ama o arada Kaçakçılar, Leblebici Horhor, Milyon Avcısı gibi birçok filmi çekiyor. Bunlar da hep Nehire Nehir, Feryat Efik Taşlı Güzel. Benim komşumdu adada. Ben onun 80'li yaşlarında tanıma imkanı buldum. Adada çok güzel bir ahşap köşkte, bizim eve çok yakın köşede bir köşkte oturdu. Hoş bir kadındı çok. O zaman da 80 yaşında olmasına rağmen koşuluğu devam ediyor. Ve 1900, şimdi çok önemli bazı starlara yavaş yavaş hareket ediyoruz. Onlara doğru meylediyoruz. 1931'de İstanbul Sokakları, ilk sesli film, seslendirilmiş film. Ve Rahmi Öztoprak, o zamanki ilk başrol oyuncusu Rahmi Öztoprak. Acaba görebilecek uzun yüzlü. Tabii 90 küsur yaşında bundan 6-7 sene evvel vefat etti. Rahmi Öztoprak. Evet, şuna girebilirsin. Diğer, bu tabi o zamanki resimleri Valentino'ya benziyor. Rudolf Valentino'ya benzediği için almış Muhsin Bey. Rahmi Öztoprak. İlk başrol Türk sinemasında 1931 İstanbul. Bu arada tabii Nehire Nehir, Bediye Muayet görüyoruz tekrar bu filmde. Çünkü başka fazla da insan yok. Yavaş yavaş Müslüman, hoş, güzel hanımlar devreye girmeye başlıyor cesaretle. Odeon Kıraathanesi, Tepebaşı Tiyatrosu, birçok yerlerde böyle kısa metrajlı filmler, çekilen metrajlı filmler gösterimde. Sonra 1932-33 Bir Millet, yok bakayım, Söz Bir Allah Bir. Söz Bir Allah Bir, 1933. Cahide Sonku diye bir hanımefendi. Cahide Sonku'yu görelim. Lütfen. Cahide Sonku. Çok mistik bir hanım. Mistik. Yani bir güzel, sade, sade bir yüz fakat çok intibaklı bir yüz. Yüz intibaklı, hoş bir kadın. Hemen aynı tarihte Amerika'da da Greta Garbo. Bakın şimdi göreceksiniz tek kadar ikiz, tek yumurta ikizi kadar birbirine benzer. Greta Garbo. Greta Garbo. Yazmıyorum çünkü yazarsınız. Greta ayrıca Garbo. Garbo espas verin. Ve evet, Greta Garbo da bu hanım. Afrodit ya. Evet, yani Greta, belki Greta Garbo'dan daha güzel. Daha güzel. Ve daha güzel. Daha güzel diyebiliriz. Bu kadıncağız çok popüler olur. Ve ondan sonraki en önemli filmi 1934 Aysel Bataklıdam'ın Kızı. Müthiş bir kadın. Cazibesi çok yüksek. Bana anlatıyorlar. Ben tabii o devirleri yaşamadım. Fakat 1940
40'lı yılların içinde popüler olduğu zaman, işte 30'lu yaşlarda o kadar popülermiş ki Alcazar sineması vardır. Biraz ileride şeyde bu emek sinemasının karşısına bir yer. Alcazar sinemasında filmi gösterildiği zaman kuyruk Taksim'de başlıyormuş. Film kuyruğu. Bir balalı değil bu. Ve o zaman böyle saten ayakkabılar çok modaymış hanımlarda. Bu saten ayakkabıları. Rica ediyorum. Ne olur? Ne olur? Cahit Hanım, şu ayakkabınızı çıkarıyordum, onun içinden bir kadeh şarap içeyim senin ayakkabını. Hakikaten bu gerçek yani. Bu gerçek, belki duymuş olabiliriz. Evet. Yani bu derece, bu derece popüler bir kadın. Fakat maalesef çok kötü bir son onu beklemekteydi. Onu artık anlatmak istemiyorum. Ama bir tepe başında, tek odalı bir yerde maalesef bedeni bulundu, cansız bedeni. Buna geliyor. Cahit Erkalp'ın eşiydi beyefendi. Yani birçok eşi vardı. Kendine etmiştim. Doğru bir şey demiyorum. Kendi hayatı, eski hayatı ama. Ama yani çok hoş bir kadın. Çok da başarılı bir sanatçı. Mesela Cahide Sonku ile şey, Suavi Tedü, gerçek ilk jön. Suavi Tedü diye girebilir miyiz? Suavi Tedü. 1940'lı yıllar. Çok önemli. Önemli bir aktör. Suavi Tedü ve Cahide Sonku'nun büyük şeyleri var. Evet. Çok güzel filmler çekilmiş o zamanlar. Duble edilmekte olan, dublajı yapılmakta olan diyelim daha doğrusu. Ve yavaş yavaş Türk sineması seyirci kazanıyor. Bütün Anadolu'ya yayılıyor. İzmir'i, Ankara'sı. Ben girdiğim zaman 1963 senesi 1 Kasım. 1 Kasım'da girdiğim zaman Genç Kızlar filminin galaları oldu. O zaman Anadolu aynı bizim coğrafyada okuduğumuz gibi bölgelere ayrılıyordu. Yani Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu, işte Kuzey, şey, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi diye. Hepsinin ayrı bir işletmecisi vardı. Ve beni aldılar o zaman, 22 yaşındayım çocuk. Aldılar, götürdüler İzmir'e, Ankara'ya, Adana'ya. Çok, yani sinema tek eğlence, bir de tiyatro var. Başka herhangi bir insanların eğlenebileceği, zamanını en iyi şekilde hoş geçirebileceği başka sanatsal etkinlikler pek yoktu. Dolayısıyla da Cahide Sonku çok önemli bir aktris. Hanım sanatçıdır. Üzerinde özellikle çok duruyor. Daha sonraları 1950'lere gelindiği zaman Osman Sedan, işte Osman Faik Sedan o zaman yetişmiş bir delikanlıydı. Kemal Film ön planda, Kanun Namına gibi filmde eşref olacak biraz önce resmi giren. Daha sonra Hıçkırık, Muzaffer Temal, efendim Nedret Güvenç. Biz Hıçkırık'ı 1965'te seni çektik, ikinci versiyon. Birincisi 1953 Hıçkırık. Ve orada Muzaffer Tamay, Osman abi, Allah rahmet eylesin, benim son derece büyük saygım ve sevgim olan bir beyefendiydi. Tahsilli bir adamdı. Almancası çok iyiydi. Bayağı iyiydi, çok da iyi bir yönetmendi. Yönetmenin eleştirilerinin muhataplarında en iyi oyunu alabilmektir. Soğukkanlı olacak, sinirli olmayacak, hoş tutacak, onore edecek. Yani yönetmenlik öyle kolay bir iş değil. Yalnız dekupaj, sahneyi bölmek, ona göre büyük mercek, küçük mercek değil. İnsan psikolojisinde vakıf olmak gerekiyor. Böyle bir insandı. Burada hemen yakınınızda, 50 metre yakınınızda, yukarı katta yazıhaneleri vardı. Sonra işte biliyorsunuz, şimdi çok önemli, ben üniversitelerde verdiğim ders benim bilim dersi. Ben ekoloji bilimleri dersi veriyorum ama Doğuş Üniversitesi'nde 3 sene Türk sineması oyunculuk dersi verdim. Yani birçokları, gençlerin bizi tanıyorlar ama 25 sene sonra, ben öldükten sonra veya diğerleri, yaşayanlar da yok olduktan sonra bizi de tanımayacaklar. Oysa bunların devam etmesi lazım. Amerika'da bunun özel bir dersi var. Amerikan sinemasından da örnekler verdiğim zaman göreceksiniz. Şimdi siz kaç kişiyi tanıyorsunuz ki? 5 tane aktör tanırsınız, 5 tane de hanım aktris tanırsınız. George Clooney'i tanırsınız, Brad Pitt'i tanırsınız, Tom Hanks'i tanırsınız, Robert De Niro'yu tanırsınız, Al Pacino'yu tanırsınız ama yedinciyi söyle desem söyleyemeyebilirsiniz.
Hanımlardandır. Ha, işte kimi tanırsın? Angelina Jolie'yi tanırsın. Catherine, evet, Catherine Hepburn. Catherine Zeta-Jones'u tanırsın. Şimdi geleceğim İtalya'ya falan geleceğim. Geleceğim, onlara geleceğim. Hepsi sırayla geleceğim. Yani demek istediğim, bunların tanıtılması lazım. Şimdi mesela 1955'ler demeyelim, 1950'li yılların ikinci yarısı diyelim. Ha, düzgün bir Türkçe olsun. Bir adam çıkıyor Büyükada'dan, erkek üzerine seçiliyor. Kim acaba? Orhan Günşiray. İlk kez çok fazla daha böyle sarışın cana kumral, güzel vücutlu, adeleli bir erkek vücudu, tatlı ve tatlı bir adam. Orhan Günşiray. Şeyde, Fransa'da da onun benzeri var ama Orhan kadar yakışıklı değil. Yüzü çiçek bozu, Eddie Constantin var. Neyse, ona girmeyelim şimdi. Orhan Günşiray'ın Fosforlu Cevriye serisi var. Neriman Köksal'dı. Neriman Köksal, bak oradan bir el kalktı. Heyecanla kardeşimiz, aman de, kalbine dikkat et, fazla heyecanla. Neriman Köksal, ver bir çanta bana, hanım çantası var mı bir tane? Bir hanım çantası yok mu? Neriman Köksal burada. Hemen yanınızda. Buradaki tramvaylar geçiyordu o zaman. Tramvaylar kırmızı birinci mevki, yeşil ikinci mevki. Şimdi Neriman 1.75 boyunda slow. İri bir kadın. İri bir kadın ama muntazam iri. Geniş omuzlu, kalın kemikli ama bacakları muntazam. Boy, endam, bir de topuklu ayakkabı giyince 85'e çıkıyor zaten. Şimdi böyle almış, bu çantayı bir el girmeyecek abi. Bu çantayı ver bakayım. Şimdi bunu almış, yani o çantada güzel alınma sakın. Şimdi böyle almış çantayı, böyle nasıl takılıyor bilmiyorum, siz bilirsiniz onu. İşte böyle almış diyelim. Şimdi kaldırım burada, yolda burada, tramvay da burada. Şurası da tramvay rayları. Kaldırımdan gitmiyor. Kaldı, trotuvarla şey yaptı, yürüyor şimdi. Şimdi yürürken Batman derler biliyorsun. Batman geliyor. Ooo, Neriman abla, hürmetlerimi sunarım. Nasılsınız efendim? Sağ ol yavrum, iyi. Sen nasılsın? Şimdi böyle bir kadın, herkes hayran. Ben o zaman Avustralya'da